Bir kadının pek çok şapka taktığı, kız çocuğundan anneye kadar pek çok roller üstlendiği dünyada, kadının kimliği çoğu zaman günlük hayatın koşuşturması içinde kayboluyor. Bu, kadını etiketlerin üstesinde tanımaya, onun görevlerinin toplamından daha fazlası olduğunu anlamaya bir çağrıdır. Bir kadın erken uyanır, işe gider ve yorulmadan ailesiyle ilgilenir. Peki bu zorlu rutinde onun bir adı var mı? Mücadelelerini ve hayallerini yansıtan bir sesi var mı? Onu önceden tanımlanmış rollere hapseden zincirleri kıralım. Onu özlemleri, duyguları ve hakları olan bir birey olarak kabul edelim. Kadın sadece bir ünvan değildir. Saygıyı, eşitliği ve anlayışı hak eden bir bireydir. Toplumsal beklentiler karşısında birçok kadın zorluklara sessizce katlanıyor. Kendilerini evdeki sorumlulukları ile iş yerindeki tanınma mücadelesi arasında sıkışmış halde bulabilirler. Taşıdıkları görünmez yükleri ve katlandıkları mobbingi ele almanın zamanı geldi. Ama umut var. Destek almanın farklı yolları var. Her kadının anlayışlı, dinleyicilerden oluşan bir ağa erişebildiği bir dünya hayal edin. Kadınlar için ücretsiz çevrim içi danışmanlık hizmeti, kadınları şefkatli psikologlarla buluşturmak için coğrafi engelleri aşarak bir destek sistemi olmayı hedefliyor. Çevrim içi danışmanlık sayesinde kadınlar teselli, güç ve cesaret bulabilirler. Bu girişim kadınları güçlendirmeyi amaçlıyor ve onlara bu yolculukta yalnız olmadıklarını hatırlatıyor. Birlikte kadınlara değer veren ve onları yücelten, kadınların daha sağlıklı bir geleceği şekillendirmedeki temel rolü kabul eden bir toplumu teşvik edebilir. Sayımızı artıralım. Kadınları ruhen ve psikolojik olarak yalnız bırakmayalım. Kadınlar bizim geleceğimizdir ve onları destekleyerek sağlıklı bireyler yetiştiririz. Çünkü her kadın bir ismi, bir sesi ve gelişme şansını hak eder. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.